Selam, ben Davut'ta. Dostlar, bu videomda yine Edip Yüksel ile alakalı bir şeyler söylemek istiyoruz. Edip Yüksel kendi dünyasında doğru olduğuna kanaat getirdiği bazı şeyleri hünharca savunan, hatta bu savunma esnasında pek de hakşinaslık yapmayan, hatta zaman zaman da bayağı bir dengesini kaybeden bir Adem çocuğu. Aslında biz insanlar genelde öyleyiz. Burada Edip Yüksel'i günah keçisi ilan etmeyelim. Gerçekten etmeyelim. Hakkını da yemeyelim. Yani komik bir tarafın olması ayrıdır. Onu her zaman takdir ediyoruz. Savunmuş olduğu birçok güzel şeylerin de alkış tutan kişisiyiz. Bunu da söylüyoruz. Zaman zaman diyoruz ya, Edip Yüksel veya bir başka kişiyim. Hangi konularda eleştiriyor isek o konularda eleştiri yapıyoruz. Yani atıyorum Edip Yüksel'in diyelim ki 100 tane felsefi görüşü var. Bunun atıyorum 90 tanesini savunuyoruz, 10 tanesini savunmuyoruz. O 10 tane görüşüyle alakalı eleştiri yapıyoruz. O 90 tanesine ne yapıyoruz? Alkış tutuyoruz. Ama bunu Edip Yüksel ve bağnazlık derecesinde Edip Yüksel'i seven insanlar pek anlamak istemiyorlar. Neyse, anlamak istemeyen, görmek istemeyen anlamaz, görmez dostlar. Bunu hepimiz biliriz. Şimdi dostlar, Edip Yüksel'in yıllardır takipçiliğini yapan sizler, bizler Edip Yüksel'de şu iddiayı çokça duyuyoruz. Genelde o okyanus ötesinden bu topraklarda yaşayan insanlara yönelik, özellikle belirli sınıf insanlara yönelik olarak şunu yapar. Siz işte reayasınız, siz raiyesiniz, siz işte kul kölesiniz, bilmem hürriyetinizi savunmuyorsunuz falan diyerek, hatta hakarete varan bazı şeyler var, iddiaları var. Ben bundan önceki videolarımda Edip Yüksel ile alakalı paylaşmış olduğum videolarda sen de Reaya değil misin Edip Yüksel başlığı altında bir video paylaşımı yapmıştım. Zannedersem o videoyu da sildim dostlar. Şu an halihazırda videolarım içerisinde o başlık altında bir video hala yayında mı bilmiyorum. Yani YouTube kanalıma girip bakmadım. Ama silmiş olmalıyım diye düşünüyorum. Neyse, önemli değil. Sildiysem de silmediysem de benzer konuya ele alan bir video paylaşımı yapıyoruz. Çünkü son zamanlarda yine Edip Yüksel'in bu tarz söylemlerini görüyorum ben. Bundan birkaç gün önce veya birkaç hafta önce de yayınlamış. Belirli bir kesime çatarak Edip Yüksel bu tarz komik, hatta akla aykırı şeyler söylüyor. Yani riaya. Hani riaya Arapçada raiyenin cem'idir, çoğuludur. İşte uyruk demektir. Bir padişahın, kralın emri altında yaşayan demektir. Nasıl söyleyeyim? Onun kulu kölesi anlamına geldiğini iddia ederek abuk subuk, kelimenin bile ihtiva etmediği anlamları üzerinden birilerini haksız bir şekilde eleştirir. Ben kelimenin etimolojisine girerek gerekli İslam fıkhındaki tarifinden, tanımından, işte Osmanlı hukukundaki tarifinden, Arap'ın lügatındaki tarifinden falan bahsetmeyeceğim. Raiye denilince dostlar, işte İslam hukuku bu kavramı nasıl izah etmiş falan konulara girmeyelim. Normal bir yurttaş olarak değerlendirin. Raiyeden muradın. Yani herhangi bir ülke sınırları içerisinde yaşayan, o ülkenin vatandaşlığını yapan bir kişi olarak algılayın. Böyle bir tanımı da var tabii raiyenin. Aslında böyle tanımlanır zaten. Gerçekte gerçek tanımı budur. Şimdi dostlar, bütün insanlar raiyedir aslında. Belirli bir coğrafyada yaşayan insanlar, o coğrafyaya bir devlet dediğimiz, ülke dediğimiz, bu şekilde sosyolojide tanımı yapılan o teşkilatın sınırları içerisinde yaşıyorsa ve o ülkenin de vatandaşıysa, resmi vatandaşıysa veya oraya bir şekilde kaçak gelmişse veya misafir konumundaysa, her neyse önemli değil. O ülkenin artık, o toprakların, o vatanın neyidir? Reayasıdır. Yani uyruğudur artık, ulusudur. Yani o vatanın bir evladı konumuna gelmiş olur. Şimdi dostlar, Edip Yüksel'e direkt şu soruyu sormak lazım. Yani okyanus ötesinden bu topraklarda yaşayan insanlarla dalga geçip de siz işte hürriyeti istemeyen, sözüm ona neredeyse alçak tabirini kullanabilecek kadar ileri giden ya da bu anlama gelebilecek ifadelere yer vererek hakaret ediyorsun da, Edip Yüksel, bu topraklarda yaşayan insanlar da sana şu soruyu soruyor. En azından ben soruyorum Davut Dağ olarak cesurca. Ey Edip Yüksel, sen reaya değil misin? Sen bilmem 30 yıl olmuştur belki, 80'li yıllardan itibaren Amerika'da yaşıyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin, ABD'nin bir yurttaşı değil misin?
Oraya yani sığınmacı gitmesindir falan. Bununla dalga geçmiyorum. Bununla alay etmiyorum. Yanlış anlama. Ama sen de şu anda bu gezegen içerisinde bulunan ve bu gezegen içerisinde hüküm süren bir kıtada yer alan, aslı olan, gerçekliği olan, yöneticisi olan, toprağı olan, yani vatan nedir kavramına uygun bir oluşum içerisinde olan, böyle bir yönetim teşkilatı olan, yani gerçekliği olan, sanal değil, gerçekliği olan bir coğrafyada yaşıyorsun ve yaşadın o coğrafyada, yaşadın o ülkede, yaşadın o vatanında, yaşadın o topraklarda sen nesin? Bir yurttaşsın. Yurttaş olduğun için de sen de bir raiyesin. Sen de bir reaya sınıfındansın. Reaya olmanın yanlış bir tarafı yok ki. Yaşadığın ülkenin kurallarına uymak zorundasındır. Bazen kurallara uyduğunda canın yanabiliyor. İstemediğin şeyler, kanunlar tarafından yönetiliyor olmak seni gerçekten üzebiliyor, sıkabiliyor. Hatta ülkeyi bile terk etmek isteyebilirsin. O ayrı bir şey. Tekrar ediyorum Edip Yüksel. Sen reaya değil misin? Sen o ülkenin ABD'nin kurallarına göre yaşamıyor musun? Sen o ülkede ABD'de var olan bütün yasaları biliyor değilim. Bu yüzden de sorduğum sorular saçmaysa lütfen o saçmalığına takılma. Ne demek istediğimi anla. Şimdi sen o ülkede belirli bir kurallar dahilinde yaşıyorsun değil mi? Orada bir işin var. Bildiğim kadarıyla bir üniversitede derslere giriyorsun. O üniversiteye girebilmek için belirli şartlar vardır değil mi? O şartlara uygun olmadan sen o üniversiteye ders verebilir misin? Oranın personeli haline gelebilir misin? Yani sana saçma gelecek şeyleri yapmak zorunda kalıyorsundur. Trafik kurallarına uymak zorunda kalıyorsundur. Öyle değil mi? O ülkenin kurallarına uyuyorsun. O ülke sana ne diyorsa onu yapıyorsun. Öyle değil mi? Vergi ver diyorsa vergini veriyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Yani bunları yapıyor olmak illaki kölelik anlamına mı gelecek? Bu ayrı konuşulur. Sosyolojik bir durumdur. Oturup konuşulur. Ama bütün ülkeler böyledir. Hangi ülkede yaşarsan yaşa, senin istediğin bir sistem, diyelim ki Türkiye'ye hakim olmuş olsa, yani o istemiş olduğun o yasalar, yasama, yürütme, yargı her neyse, o yasaları uygulayacak insanlar başa geçmiş olsa, senin istemiş olduğun bir rejim olmuş olsa, yine o rejim içerisinde yaşayan insanlar da raiye olacaktır, yaşayacaklar. Atıyorum sen mesela bir ülkenin başına geçsen, ben o kadar eminim ki insanlara 19'a inanmaları için baskı yapacaksın. Belki de kasaplar kuracaksın. İnsanları katleden yerler yapacaksın belki de. Yani insanların anasını ağlatırsın. Yani o kadar da sevimli bir insan değilsin. Bunu da söyleyelim. Belki de bunları yaparsın. Çünkü sana fırsat verilirse çok kötü şeyler yapabilecek formatta olduğunu görüyoruz Edip Yüksel. Eskiden gerçekten bunu söyleyen insanlara ben kızıyordum. Hayır Edip Yüksel gerçekten öyle bir insan değil diyordum ama heyhat görünen o ki gerçekten öyle bir insansın. Bunu görebiliyorum. Bu ayrı bir konuşulur, tartışılır. Yüreğin varsa zaten seni ben el meydanına davet ettim şu iftira müftira muhabbetiyle. Erkeklik gösterip karşıma gelip tartışırsan tartışırız. Orada her şeyi masaya yatırırsın, çatır çatır tartışırız. Biz demirden korksak trene binmeyiz. Anlatabildim mi güzel insan? Her şeyi konuşuruz. Şimdi sen bu sorulara bir cevap ver. Sen dahi reaya değil misin? Sen yaşadığın ülkenin kurallarına uymuyor musun? Ha? Uymuyor musun sen? Çok merak ediyorum. Uyduğun kanaatindeyim ki uymalısın zaten. Kurallara uyulduğu için insanları eleştirmiyoruz. Uyacaksın kardeşim. Vergi ver diyorsa vereceksin kardeşim. Sus diyorsa susacaksın kardeşim. Susuyorsun zaten. Anlatabildim mi? Susuyorsun Edip Yüksel. Yani vergi vereceksin. Kurallara uyacaksın. Adam diyor ki benim kriterlerim bunlar kardeşim. Bunu mu istiyorsun? Bu kriterlere uygunsa alabilirsin. Bu kadar. Bunlara uyacaksın. Uymak zorundasın. Oy ver diyorsa vereceksin. Ha bu mantıklıdır, değildir, zalimlik falan filan. Onlar ayrı şeyler dostlar. Lütfen oralardan eleştiri yapmayalım. Ben burada Edip Yüksel'in bu iddiasının saçmalığına sesleniyorum. Yoksa sosyolojik olarak ben neden birilerine oy vermek zorundayım ki şeklinde haklı serzenişler olabilir. O çok ayrı bir şey dostlar. Onun eleştirisini yapmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi Edip Yüksel, sen de bütün insanlar gibi reayasın. Reaya olmak kötü bir şey değildir. Çünkü ülke varsa yönetici olmak zorundadır. Yöneticinin de tebaasının olması gerekiyor. Bu yüzden de halkı yani reaya olmuş olmak, halkın reaya olmuş olması onların mutlak anlamda köle olduğu anlamına gelmez güzel insan.
Anlatabildim mi? Mesela düşünüyorum. Ben senin gibi düşünen insanların ülkeyi yönettiğini şöyle bir düşünüyorum 3-5 saniye. Aman ya Rabbi. Gezegeni terk etmek lazım. Gezegeni. Az önce dediğim gibi. Ya yapacağın o zalimlikler, tamam mı? O haksızlıkları şöyle bir düşündükçe insanın kanı donar, kanı. Az önce söyledim ya, insanlara öyle baskı uygularsın ki şu an gücün olmadığı halde nasıl baskılar yaptığını görüyoruz. 19 saçmalığına inandırmak için kim bilir neler yaparsın neler. Ne teşkilatlar kurarsın. İnsanlara nasıl zalimlikler yaparsın. Ya gençleri belki okuldan atarsın. Ya neler yaparsın Edip Yüksel. Hikaye anlatma millete. Böyle hikayelerle insanlara avutmaya çalışma. Tamam mı güzel insan? Bak sözlerimi bitiriyorum. Bir insan olarak şunu da söyleyeyim. İnsan olduğunuz için size değer veren bir insan olarak sizi de er meydanına davet ediyorum. Meydan okuyorum size. Buyurun erkekliğiniz. Bak erkekliğinize laf atarak diyorum. Bak hakaret anlamında değil. Erkeksen çıkarsın benimle. Güzelce bu konuları konuşursun, tartışırsın. Özellikle o iftira konusu. Sağda soldan masum insanlara çatarak, okyanus ötesinden belirli bir kitleyle hakaret ederek, işte sen reayasın, sen bilmem hakkını aramıyorsun, sen köle misin falan filan diyerek ya da gençlerin kafasını karıştırarak yiğitlik olmaz yiğidim. Yiğitsen çıkarsın karşımıza, tartışırsın bizimle. Anlatabildim mi? Bunlar da bu bilgiler de Edip abimize hediyemiz olsun. Ana sütü gibi helal olsun Edip Yüksel. Er meydanında seni bekliyorum, kuşandım bekliyorum. Gelmezsen tırsık adamsın diyeceğim. Anlatabildim mi? Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.